Adı ölüm durağı olarak anılmaya başladı bir durağın, Üsküdar'daki Millet Bahçesi durağı. Otobüs ve minibüslerin o durağa girmesi için yan yolu kullanması gerekiyor ama trafik yoğun olduğunda bazıları girmiyor durağa. Fatma Aksu o durakta minibüs bekliyordu. Bineceği aracı gördü ama yan yola girmemişti minibüs. Kendi hamle yaptı. Yolun ortasına kadar gitti. Almadı sürücü onu. Durağa dönmek için tekrar araçların arasından geçmesi gerekiyordu. Denedi ama canından oldu. Abi kaza anının videosunu bulduk. Çok kötü oldum abi ya. Güzergah değiştirip durağa girmeyen minibüse binmek istedi. Binemeyince durağa dönerken başka bir minibüsün altında kaldı, hayatını kaybetti. Trafik olsun olmasın KFK'ler çalışıyorlar. Otobüs, minibüs burada mantık çerçevesinde durmuyor. Bu ilk değil, bu gidişatla bir son da olmayacak. Ölüm 57 yaşındaki Fatma Aksu'yu minibüs beklediği İstanbul Üsküdar'daki Millet Bahçesi otobüs durağında yakaladı. Normal şartlarda minibüslerin kullanması gereken güzergah otobüs durağında bulundu. İşte bu şeritli. Fatma Aksu kullanacağı minibüsün güzergah dışına çıktığını görünce yolun karşısına geçti. Ancak minibüs sürücüsü burada durmadı ve yoluna devam etti. Fatma Aksu da otobüs durağına dönmek için yola adım attı. Tam bu sırada güzergahında ilerleyen minibüs sürücüsü ona çarptı ve talihsiz kadını minibüsün altına aldı. Yaralı kadın çevredekilerin yardımıyla hemen minibüsün altından çıkarıldı, hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Burada bir kara düzen hakim. Minibüsler sırf trafikten kaçmak için KFK'ler diğer şeridi kullanıyorlar. Normalde geçmeleri gereken güzergah burası olmasına rağmen annem de sırf o minibüse binebilmek için karşıya geçerken geri dönüşte başka bir minibüsün çarpması eseri hayatını kaybetti. İddia o ki bu yaşanan ilk kazada değildi. Olay adeta göz göre göre geldi. Daha önce de buna benzer hem kazalar yaşandı hem de çok riskli durumlar da oldu. Yani hep ramaktan dönüldü. Ama bu sefer bir can kayboldu sonuç olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bunun hakkında, minibüsler hakkında kaç sefer şikayet ettim. Ama herhangi bir böyle etkili bir yaptırım yapılmadı. Acılı evladın şimdi tek bir isteği var. O da bu saatten sonra insanların canı yanmasın. Bu düzen değişsin. Tek isteğim bu.